O da Koreli'yi hakkıyla finale taşıdı. Şimdi bakalım. Bir Mali Kore karşılaşması. Malili Daba Modibo Keita. Mavi kaslı ekranın sol köşesinde Kore'den Nam Yun Bae. Erkekler artı 84 kiloda. İlk yarı final mücadelesi. Fransız hakem Ojo. Bunu da takça görüyoruz. WTF'in Dünya Tekvando Federasyonu'nun en gözde hakemlerinden birisi. Net bir dışta bir tekniği izledik Koreli'den. Karna doğru vuruldu. Net bir puan götürdü. Malili sporcu sol ön ayağıyla bir falling denedi. Ama zayıf bir vuruştu. Koreli'nin kolunda kaldı. Ağır sprette bu şekilde büyük fizik farklılıkları ortaya çıkabiliyor. Ama tekvando çabukluğa dayalı bir spor. O fiziği tekniğinizle bütünleştiremezseniz, taktiğinizle yorumlayamazsanız fizik size maç kazandırmıyor. Karıyor! Gördüğünüz gibi Koreli Malili sporcunun şu an gördüğüm kadarıyla taktiğini çözmüş durumda. Malili sporcu sol ayağıyla Palvin vurarak puan almaya çalışıyor. Koreli sağ dut çekisi hazır vaziyette kontratakta bekliyor. Hatta demin o kafaya doğru bir yöneldi. O zaman tekniğin adı değişiyor tabii. Çagi'yi kafaya doğru denerseniz ne deniyor Sayın Sarı? Evet, yarım dairesel şekilde açarak vurursak ona döner tekme veya Montolio Çagi diyebiliyorum. Aynı tekniği Pandal Polio dediğimiz bir tarz var. Bu şekilde de uygulayabiliyoruz. Vuruldu. Bir örneğini görürsek size söylemek isterim. Çünkü tarif etmesi biraz zor bir teknik olarak. Evet, biz olduğu anda da o yorumları bekliyoruz. Tahmin ediyorum birazdan gösterecekler. İlginç bir anda o. Çünkü o teknik ilgilenirse bir tarafı gerçekten biraz zor durumda kalacaktı. Rakibi Daba Modibo Keita. Ya taktik doğrultusunda maçını devam ettirebilecek mi göreceğiz. Bakalım. Bu sizin söylediğiniz çok net Uçagi. Şunu söylüyorum işte. Bu da bir Uçagi tekniği ama surata doğru çıkılan yüksek bir Uçagi tekniği. Koreli sporcunun boyu çok enteresan bir pozisyon yaşayabilirdik. Peki çenesiyle buluştuğu anda ne olarak anacaktık o tekniği? Gene aynı Uçagi tekniği. Gene aynı. Çünkü açılış pozisyonu önemli. Başlangıç ve açılış pozisyonu. Uçagi havaya yükselerek ayağın sırttan direkt ileriye doğru açıldı bir tekme. Uygulanan teknik de oydu. Kırıl! Geçildi. Malili sporcuyu guard değiştirmiş vaziyette görüyorum. Ben antrenörü iki defa sol ayakla hücumu yaparak net bir şekilde pozisyon vermesinden dolayı Malili'ye guard değiştirmiş ama Koreli bundan da faydalandı. Bu sefer aynı pozisyonda sol ön ayağıyla Tolio Çeg'e attı. Onun ben yüze temas etti gibi algıladım. Puan sayılmayabilir ama neticede yüze bir kontak sağladı Koreli sporcu. Malili tekrar eski gardına geçti. Namlun Bay'a maça devam edebiliyor. Koreli'nin çok güzel bir hatasını izledik. Çok güzel bir hata. Evet, çok güzel bir hata. Daba Modibo Keita. Tekvando öğrenmek isteyenler bunu iyi dinlesin. Sayın Sarı'nın ne yanlış yaptı Koreli? Malili sporcu şu ana kadar hiç varlık gösteremedi. Çekingen dövüştü. Verdiği açıklardan dolayı çekindi.
Koreli çok rahatladı. Sanki ben istediğim şekilde dövüşürüm intibaına kapıldı. O anlayışla saldırdığı anda da sırtına çok sert bir sol paldın yedi. Ki bu paldın biraz daha Maleli dikkatli vursaydı Koreli sporcunun nefesini keserdi. Yani hiç boş bırakmaya gelmez diyor. Kesinlikle tekvando sporunda en önemli şey sıkını elden bırakmamak. Son anda bunu hep birlikte göreceğiz. Koreli'nin kafaya panda folyosuydu. Omuzda kalmış. Yüze doğru gelirken sakatlık geçirdiği an. Sırsa Faldin. Evet. Ortiz Gonzalez'i geçerek yarı finale geldi. Şimdi 2-1'lik üstünlüğü var. Ufak bir avantajı. Daha iyi bir tekniği var. Ama umutlandırdığı bir de rakibi var. Bakalım bu motivasyon Zaba Modibo Keita'ya bir şey kazandıracak. Kariyo! Çok! Koreli gene dikteki pozisyonunu aldı. Diktekisini gösteriyor Maleli'ye. Ama Maleli değişik bir giriş yaptı. Sağ ön adım Paul'dan gösterirken Mariocchi denedi. Uzakta kaldı tekniği. Kariyo! Kariyo! Çok! Sporcuların kendine güveni çok önemli. Tekrar bir puan geldi. Çigan. Kaldığında o da çok. Kyungo. Ho. Kyungo. Bu neden acaba? Çok. Ben bu ihtara bir anlam veremedim. Tuttu çekti falan mı bizim görüntü? O anlamda değerlendirdi hakem. Tutma değil ama Maleli maça devam etmek istiyor. Koreli de yaklaşarak, sarılarak vakit geçirmek istiyor. O anlamda kolunu uzattı. Şu anda aynı örneği gördük. Bu aslında hatalı bir ele tuttu. Kariyo! Çigan! Şu an yok bir teknikleri. 2-0'lık durum devam ediyor. Kyungo! Kyungo'yu alınca tabii. Çok! 3-1 puanı gitti. Şimdi Koreli sporcu Namyun Bayen'in de 1 puanı gitti. Fark 1-0, son 20 saniyenin içindeyiz. Kariyo! Biraz önce söylemiştiniz, sormuştunuz. Bu bir döner tekme, yani panda kolyo diyeceğimiz tarzdan bir teknik. Maleli'nin boyunun çok uzun olması onu kurtardı. Yoksa çok rahat çeneyi bulabilecek bir tekneydi bu. Evet, o anda da Maleli bir kontra puan almayı başardı ve durumu 1-1'e getirdi. Uzun boy aslında avantaj da oluyor demişti. Tabii zaman zaman büyük bir avantaj. Peki Namyun Bayen'in tecrübeli bir sporcu. C'est point nord. Donc il faut que tu comptes. On va essayer de foncer droit. Il va falloir qu'on soit intelligent sur celui-là. D'accord? Mais lui la question, il va venir. Pit simple. Appuie-toi sur ta jambe. Ulaşamadı. Artık çok da geride değil. Maç 1-1 giderken, daha doğrusu 1-0 üstünde o anda. Bir bakalım. Bu o değil. Bu o bir çok olan şeydi. Bunu denememesi daha mantıklı değil mi? O kadar açık ki Maleli'nin 1 puandı. Evet, şimdi 6 puan için korta geliyorlar, mindere geliyorlar. Koreli herhalde hızıyla biraz daha avantajlı. Ama doğru uzanma sistemiyor ayağın. Biraz kısa kaldığını algıladım ben. Son olan belki haklı olabilirsiniz ama bir önceki çok net gibiydi, bilemiyorum. Son pozisyon ilgili. Ve Maleli aldı altın puanla. 4 adet ilk finalist oluyor. Çarık!